Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlar. Ben Sefa, yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlarım. Mama için birbirine girişen karı koca görüyorsunuz dostlar. Mamamız bugün Versera Lega'nın kurtlu mamasından yaptık arkadaşlar. Versera Lega'da mamalar dostlarım böyle turuncu kapak, mavi kapak, mor kapak, yeşil kapak, sarı kapak diye ayrılıyor. İçerikleri hepsinin farklı. Beni kullandığımı soracak olursanız ben Versera Lega'nın mamasında nemli mama bu arada, yani nemli dediğimizde ıslak değil ya, kuru gibi ama böyle nemli kovada, 5 kilogramlık kovalarda mor kapak kullanıyorum. Bu mor kapağın içinde işte hamam böceği yumurtasından tutun karınca yumurtasına kadar, akrep yumurtasına kadar var. Bu yumurta ne işe yarıyor derseniz, bu hayvanların, bu böceklerin protein değeri yüksektir ve kuşlarımız aynı zamanda kalsiyumu da sağlıyorlar. Gözle görülür bir yumurta değil, kabuklu değil yani aslında. Ama yine kalsiyum desteği sağlarlar dostlarım. Bunun haricinde bir de mavi kapak kullanıyorum. O da kurtlu maması. Ve bunun haricinde de turuncu kapak dediğimiz meyveli fruity peat olan ürünü kullanıyorum ben Versera Lega'nın. Bir de dostlarım rutin olarak, dediğim gibi ben çeşit mama kullanmayı severim. Bir de rutin olarak kullandığımız, ben mesela Versera Lega'nın mamasını ben haftada bir kere veriyorum. Ama haftanın diğer günlerinde Mama Life'ın karınca yumurtalı kurtlu, ballı yumurtalı ve meyveli mamasını kullanıyorum dostlarım. Sizlere de yani kullandığım için tavsiye ederim. Ben faydasını görüyorum, son derece güzel mamalar. Özellikle Versera Lega'nın ürünlerini tartışmayalım dostlarım. Burada bir mutlu bir aile tablosu var. Baba anneye kusuyor, anne yavruya kusuyor maşallah. Evet dostlar, videonun başlığına dönecek olursak dostlarım, bir transfer yaptık. Yani sezon ortasında böyle transferler yapmak kolay değildir. Güzel bir dişi dostlarım kadromuza kattık. Biliyorsunuz bir tane dişi eksiğim vardı ve bu dişi eksiğimizi Murat abiden, sağ olsun Murat 93 oğlundan tamamladık. Bu güzel oğluşumuzun yanına da attık dostlarım. Umarım Rabbim yavru almayı da nasip eder. Kuşumuz ciddi derecede güzel, sağlıklı bir kuş. Biraz ürkek yalnız. Bayağı bir ürkek yani, biraz değil. Ama kuşun kalite olarak yani nasıl diyeyim size, vasıf olarak gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Biraz heyecanlı yalnız, korkak. Sanırım bulunduğu yerde biraz haşır neşir olmuşlar kuşla. O yüzden birazcık böyle stresli. Buraya geldiği için de stresli. Şimdi dostlarım, ben bu kuşu zaten Murat abinin, yani Murat 93 oğlunun olduğu yerde geçtiğimiz hafta almıştım. Bunu orada güzelce ofis tarafına koyup orada bir izole ettim bu kuşu. Güzelce bir orada işte parazit, dış parazit, bakteri ürünlerine girdik. Sonrasında buraya getirdim. Burada da hemen şöyle güzel kendi hızlıca yaptığım ardapla, kanat hatlarına, kuyruk kısmına fıs fıs yaptık dostlarım. Ve zaten temiz yerden aldığımızı bildiğimiz için kuşumuzu getirdik, erkeğimizin yanına koyduk. Zaten kuşların en büyük, yineliyorum, en büyük bu kuşlarda gösterge dışkıdır dostlarım. Bir kuşun dışkısı size o kuşun ne olduğunu gösterir. Bunu her zaman söylüyoruz. Dışkıyla alakalı makaleler okursanız daha iyi olur. Yani sizlere tavsiyemdir dostlarım. Görmüş olduğunuz bu Şirek diyorum dostlar. Adını Şirek koydum ben bunun. Maşallah camış gibi bir şey yani. Maşallah diyorum yine. Büyük bir kuş dostlar. Benim bu oğlan onun yanında ince kaldı. Düşünün yani dostlar. Bu oğlan bunun yanında ince kaldı. Hatta
Ya bu kuşun yanında bu kuş bile ince kaldı. Enteresandır. Gözle gördüğünüz zaman değişik bir boyut farkı var. Kuşta tamam vasıf var ama bir de iskelet ve kas gelişimi olarak biraz farklı dostlarım. Yani bana biraz enteresan geldi bu kuş. Yine de bakalım. İnşallah yavrusunu alırız. Sizler de bir maşallah demeyi esirgemeyin. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı, videolarımızla emeğimizi karşı olarak beğenirseniz mutlu olurum dostlarım. Çok güzel bir üretimhane ziyaretine gittik biliyorsunuz. Az önce bahsettim. Kuşu aldığımız yerde. Sağ olsun Murat abi bize kapılarını açtı ve videoyu çektik. Allah izin verirse hafta sonuna üretimhane ziyareti videomuz gelecek. Böyle videoları sevdiğinizi düşünüyorum. Diğer üretimhanelerdeki kuşları gözlemlemek, onları görmek, ona göre istişareler yapmak hoşunuza gidiyor. Onu da biliyorum çünkü benim de hoşuma gidiyor. Eğer ki bu tür videoların gelmesini istiyorsanız üretimhane ziyareti gibi lütfen yorumlarda yazmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın dostlarım. Genel olarak kuşlarımıza bakacak olursak zaten her gün video atmaya çalışıyorum ve bu yüzden sıkı takip edenler biliyor. Genel olarak kuşlarımızın sağlık durumu şu anda gayet güzel. Biliyorsunuz iç dış parazit yaptık. İç dış parazitimizi girdik. Ve şu anda kuşlarımıza probiyotik desteği sağlıyoruz. Probiyotik desteği sağlıyoruz dostlarım. Böylece iç dış parazit yaptığımızda içerideki iyi bakterileri de kaybettiğimiz için, kötüyle birlikte iyi bakteriler de gittiği için probiyotikle beraber tekrar iyi bakterileri, yararlı bakterileri kazanmaya çalışıyoruz. Onları tekrar probiyotik ve bulunan etken maddelerden kaynaklı canlandırmaya çalışıyoruz dostlar. Bunu hepiniz iyi kötü biliyorsunuzdur. Bu fındıklar yumurtlamaya devam ediyor. Şöyle gösterelim. Maşallah. Hemen. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Ya bu yuvanın içine pisleyen kuştan da ayar oluyorum. Gıcık olurum. Yuvanın içine niye pislersin ki? Git dışarı istediğini yap. Zaten temizliyoruz orayı. Bu minnoş görüyorsunuz. Artık zamanı geldi diyor. Ben diyor seni beklettim diyor. Zamanı geldi. Ben artık diyor yuvalığa merak duymaya başladım. Benim yönüm bu taraf. Beni bundan sonra buradan ayırma. Benim bölgem burası dedi. Biz de onu buraya koyduk dostlarım. Burada da görmüş olduğunuz gibi yavru saklanma kabımızı koyduk. İçeride bir tane yavrumuz var. Görüyorsunuz Texas Clear Body. O burada saklanıyor. Bir tane yavrumuz burada takılıyor. Dostlarım bu minnoşu şöyle göstereyim size hemen. İnşallah gösterebilirsem. Gel buraya gel. Şuraya koyayım ben bunu. Heh. Dostlarım bu minnoşun anne babası zaten burada görüyorsunuz. Bu minnoşu almak isteyen varsa Ankara içi almak isteyen varsa bu niye netlemedi ya? Gel bakalım. Gel. Dostlar babası bu. Annesini de göstereyim size. Bu kuşlar İngiliz. Annesi de bu dostlarım. Babası burada. Anne baba burada. Görüyorsunuz. Netlerse eğer bizim telefon. Evet anne baba burada. Bu da bunların yavrusu. Biraz ince bir yavru. Görüyorsunuz. Eğer ki dostlarım Ankara içinde almak isteyen olursa cinsiyeti dişi almak isteyen olursa 100 liradan yardımcı olacağım. Bu güzel minnoşu dostlarım. Güzel bir İngiliz. En azından kanı belli. Bunun altından Spangle'la isterseniz DP bile gelir dostlar. Bilginiz olsun. Evet nerede kaldık? Yine burada yerli takımımız maşallah yuva ile alakaları yok.
Burada da bakıcı takımlarımız var maşallah dostlarım. Burada yavrularımız büyümekte. Çoğu kendime ayırdığım yavrular. Burada Texas erkeğimiz. Görüyorsunuz Texas erkeğimizi. Evet. Yine yakışıklı bir Texas erkeğimiz de burada dostlarım. Bir tane Texas erkeğimiz de burada. Ve genel olarak dostlarım kuşlarımızın durumu güzel. Burada da bir tane Texas dişimiz var. Bir kardeşim bunu bana hediye getirdi sağ olsun. Burada da mavi opal dişimiz var. Bu dişiyi bir abimize sahiplendirmiştik. Erkek diye sahiplendirmiştik aslında. Dişi çıktı. Biz de geri erkek bir tane yavruyla değişimini sağladık. Kendisine de buradan selam olsun bizi izliyorsa. Burada bir de mavi erkeğimiz var. Bu mavi erkeğimiz amcamın oğluna gitti. Kendisi aldı bunu. Abi ben bu kuşu alacağım dedi, aldı. Hatta bu dişiyi de alacağım dedi. Amcamın oğlundan, amcamın oğlu benden aldı dostlarım. Onun için ayırdım onu buraya. Böylece dostlarım videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.